Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda Pulsar 200 NS motorumun aküsü nasıl sökülüp takılır size onu anlatacağım. Bu videomdaki amacım kış aylarında motorumuzu yatırırken veya şarj işlemi için aküyü sökmemiz gerektiğinde bunu nasıl yapabileceğimizi göstermek için bu videoyu oluşturuyorum. Şimdi tüm detayları hep birlikte görelim. İlk önce işleme motorumun sol tarafındaki sele altında bulunan bu anahtarla arka sele oturma kısmını çıkartacağız. Motorumuzun orijinal anahtarıyla burayı açıyoruz. Sonrasında selimizi kaldırıp çıkartıp alıyoruz buradan. Motorumun aküsü bu selenin altında olduğu için bunları sökmekle işlemeye devam ediyoruz. Ben lokma anahtarı kullanacağım daha rahat olduğu için. Civataları çıkardıktan sonra selimizi çıkarabilmek için şöyle selinin arka kısmını kaldırıyoruz ve motorun arka kısmına doğru çekerek selimizi yerinden çıkartarak alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi akümüz burada yer alıyor. Şimdi bunu nasıl yerinden çıkarabileceğimizi sizlere göstereyim. İlk önce akümüzün eksik kutup başını sökeceğiz. Bunun için de 10 numara anahtar gerekli. İlk bir açma işlemini yaptıktan sonra el yardımıyla söküyorum. Şöyle bir bilgi vereyim. Bu civatamın karşılığı olan somun hemen kutup başının içindedir. Kolay kolay düşmez ama sökme esnasında dikkat edin. Bu civata böyle eğimlerde düşebilme ihtimali var. Hemen içine yer alıyor ve tırnaklı bir yapıda. Yani buna dikkat ederseniz güzel olur. Aynı şekilde şimdi artık kutup başımızı da sökeceğiz. Onun için şöyle üstündeki koruma kılıfını geri alıyorum ve arkasından tekrar 10 numara anahtarımı takıp söküyoruz. Evet arkadaşlar, sonra bu kabloyu da şöyle yan tarafa doğru bırakıyorum. Akünün böyle çıkartılması rahat olsun diye. Evet arkadaşlar, şimdi aküyü sadece çekip çıkartmak kaldı geriye. Herhangi bir başka bir parça tutmuyor. Akü böyle yuvasının içinde direkt oturtulmuş bir vaziyette durmakta. Şöyle akümüzü sıkıca tutarak yukarı doğru çekip alıyoruz gördüğünüz gibi. Akümüzün boyut bilgilerini verdikten sonra şimdi akümüzü yerine geri oturtturalım. Aynı şekilde söktüğümüz gibi şöyle yukarıdan aşağı aküyü bırakarak yerine yerleştiriyoruz. Ve ilk olarak akümüzün artı kutup başını yerine takıyoruz. İlk başta bir elle sıkıyoruz. En son sıkmayı lokma anahtarıyla yapacağım. Sonrasında şu kılıfını üstüne geçirip kapatalım. Son olarak da eksik kutup başımızı yerine takıp elle sıkabildiğimiz kadar sıkıp son anahtarla sıkacağız. Evet arkadaşlar, buradaki işlemimiz bitti. Şimdi motorumuzu geri kapatalım. Evet arkadaşlar, selemizi takmadan önce şöyle kısa bir bilgi vereyim. Selemizin şurada, yani ön tarafında şöyle bir tırnak vardır. Böyle plastiksi üstü. Motorumuzun şuradaki diğer karşılığına oturacak. Bunun için de ilk takarken şöyle selemizi sürükleyerek yerine yerleştirip gördüğünüz gibi oturdu. Son işlem olarak da buradaki civataları sıkacağız. İlk önce elle sıkabildiğimiz yere kadar sıkıp sonra anahtarla sıkacağız. Evet arkadaşlar, tamamen sıktık ve işlem tamam. Şimdi son olarak buradaki seliyi de kapatıp bitiriyoruz işlemleri. Bunun için de arka selimizin de şöyle bir tırnak yapısı var. İlk önce şuradaki metale geçirip sonradan tamamen oturtturacağız. Şöyle ilk önce dediğim gibi o tırnağı oturtturduk ve bastırıp kapatıyoruz tamamen. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Bu videomda Pulsar 200 NS motorumun
aküsü nasıl sökülüp takılabilir, size onu anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.